Efendim merhabalar. Biliyoruz da konuşuyoruz kuşağında. Mordayım rehberine. Hoş geldiniz. Çok fazla zaman geçmedi. Dün gece yattım. Apar topar editleri ve renderları yaptım sizlere yetiştirmek için. Çünkü bildiğiniz gibi Good Old Games'de Mordayım bedava dağıtılıyor haberi var. Artık dağıtılmıyor falan gibi bir takım şeyler de duydum maalesef. Eğer bittiyse üzülürüm ama alabilenin almış olduğunu umuyorum. Bu vesileyle bedava dağıtılması vesilesiyle ben de bir rehber yapayım. Sizlerle paylaşayım. Ve Mordheim'ı bedavaya aldım yeni oynayacağım diyen ya da ben zaten oynuyordum ama ne biçim ya şimdi bak yeniden bakasım geldi falan diyenlerle 2018 yılında yine Justin'i Mordheim adlı büyük Monsieur arkası yarını bittikten sonra Mercenaries bendi için yapmış olduğumuz aldığımız derslerden çıkartmış olduğumuz ve benim de o günden sonra test etmemiş olduğum build'ı biliyorsunuz nerede build şurada bu build'ı sizlerle paylaşmak projesine devam ediyorum. Şimdi en son kaldığımız yerde efendim her şey yolunda giderken Witch Hunter'larla karşılaşıp kötü oynamıştık. Kötü oynamıştık gerçekten. Kötü derken küçümsedik düşmanı ve arkadan yumuşak karnımıza yediğimiz charge'la çok tehlikeli iki adamımızı çok tehlikeli şekilde devirmişlerdi. Zor bela kavgayı kazanmayı becermiştik. Boğaç Warwind Sinan ağır yaralanmıştı. Kafasına vurdular çocuğun. O kötü olmuştu. Intelligence kayıpları yaşamıştı. Baronumuz bize sıkıştırmaya devam ediyor. Bizden Warpstone istemeye devam ediyordu. Biz de tam sıçanların üstüne kanalizasyon görevine gidecek iken Blood Mission'ların ilkine Act 1.1 Mission'ına gidecek iken Boğaç'ın bu kafasını çarpması meselesi yüzünden işimiz sekteye uğramıştı. Boğaç'a sen biraz dinlen. Biz de birkaç göreve daha çıkalım o zaman. Topladığımızı toplarız. Demiştik çünkü durmak yok yola devam yani Boğaç kafasını çarptı diye Baron von Lightdorfen durmuyor ve Warpstone istemeye devam ediyor. Yani zor bela 4 tane henchmen'e çıkmıştık şimdi tekrar 3 henchmen'le devam edeceğiz ve en büyük güçlerimizden biri olan Reichlander'lar olarak Mercenary'ler olarak en büyük güçlerimizden biri olan handgun'larımızdan bir tanesi maalesef 3 gün yatacak. Bu arada ben arada uğraşıp çünkü editte de fark ettim daha sonra bölümleri izlediğim zaman fark ettim. Başka insanlarla karşılaştığımız zaman birbirine çok karışıyoruz. Kendimize bir üniforma seçtim efendim. Morlu beyazdı. Böyle bir üniforma seçtim. Bu açı arkaya aldım. Dinleniyor. Kendisi 3 gün yatacağım diyor. Şimdi zaten bugünü geçince 2 gün yatacak. Yani biz 2 göreve çıkacağız. Artık bu 2 görevde yaralanmamaya çalışacağız inşallah. Yeni durumumuzda en önemli değişikliklerden bir tanesi şeye. Fahri Eyregül abine bir yay düşmüştü. Son görevde bir yay düşmüştü. Bu iyi oldu. Şeyin elinde hala Gökhan Daver Shaft'ın elinde dueling pistoller var. Ve Baki beni andı. Baki'ye de selamlar olsun. Fahri'nin elinde ne işe yaradığını bir türlü beceremediği ve anlayamadığı bir crossbow vardı. O crossbow'u da efendim şeye verdim. Monprinzen'in eline verdim. Şöyle görünüyor. Bir kere yakıştı. İkincisi de Monprinzen zaten range weapon kullanmayacak. Monprinzen range weapon kullanıyorsa çok acayip bir durumdayız. Ya kendisi aşırı yaralı demektir ya da çok tuhaf bir durumdayız demektir. Hem de kendisi hero olduğu için çok fazla mavisi var. Reloadları daha kolay olur dedim. O yüzden henchman garibim Gökhan'ın elinden ne vereceğime crossbow'u. Bow'u Fahri'ye verdikten sonra crossbow'u kime vereyim diye bari dedim Lord'a verelim. En azından nadir kullanır. Kullandığı zaman da reload'a yeri olur. Zaten onun dışında çok acayip bir şey yok. Bıraktığımız noktadayız. Oyunu da hatırlıyoruz zaten. Arada sadece edit render edip uyuyup geri geldim başına. Renderları biraz aceleye getirip editleri biraz aceleye getirdim ki aldım oyunu bedavaya oynamaya başlamak istiyorum diyene en azından genel tanıtım ve bir iki tane örnek görev ve elbette şu build belgesi ilgilenen insanların önüne hemen çıkabilsin diye birkaç bölüm birden yayınladım sanıyorum. İşe yaramıştır ilgilenenlere. Şimdi ben devam edeceğim ve bugün oturup en azından 1-2 mission oynayıp ondan sonra da şu sıçanlar görevine kadar yetişmeye çalışacağım. Bu arada Çağlar chatte kendisine sevgiler olsun. 1-2 tane şunları hatırlat diyor. Veteran sistemde bütün çetelerinde puan birikiyor. Zamanla oynadığın bütün çetelere çok güzel bonuslar alabiliyorsun demiş. Ben o sistemi tam olarak hatırlamıyorum açıkçası. Bu veteran skill'ler 10 unspent points dediği her çetede ayrı mı var yoksa benim eski veteranlığımdan mı geliyor bilmiyorum. Bu yüzden de bunları kullanmak istemiyorum demiştim. Çünkü oyuna ilk defa başlayanlara yardımcı olsun diye bir guide yapmaya çalışıyorum. Ve oyuna yeni başlayan adamın veteran skill'leri olmayacak. Evet eski veteranlarından geliyorsa onları hiç kullanmayacağım kararım. Doğru karar. Ben ilk defa Mordheim oynamak istiyorum diyen insanlara
yardımcı olmak için yaptığım için burada gelecek olan bonusları almayacağım ama lafı açılmışken söyleyeyim, ilk başta bir sözünü etmiş, şöyle bir değinmiştim. Efendim, veteran skill'lerden oyuncu olarak, çete olarak değil, bu şu anda oynadığımız çete olarak değil, oyuncu olarak bu oyunu oynadıkça ve bir şeyler becerdikçe çeşitli skill'ler geliyor. Bu skill'lerin çoğu iyidir. Bu Scholar mesela iyiydi, hatırlıyorum. Training skill'leri falan düşürüyor. Adamlarınızın bir sürü konuda gelişmesini, gerçekten hızlı iyileşmelerini, iyi ticaret yapmalarını, kolay train edilmelerini, işte şey, bu mission map'lerde scout'ların bilmem daha iyi çıkartması, yani bir sürü şey var. Bunları oyunu biraz anladıktan sonra bakmanızı öneririm. Güzel şeylerdir veteran skill'ler. Ama ilk defa oyuna başlayan insanın elinde olmayacağı için ben de olmasın dedim. Ona rağmen benim şu perk'lerim hala var olabilir. Onu da bilmiyorum. Yani buying price of items reduced, selling price of items increased, bunlar zaten var ise ekstra 250 gold'la başlamaca falan. Ha, bu next rank'miş. Şu andaki bu perk'lerim geçerliyse, o konuda da yapabileceğim bir şey yok ama en azından bunları almayacağım. Burada da task'ler var. Ne yapacağım? Neler açılıyor? Oyuncuya neler açılıyor? Ve onları kullanarak da işte buradan alınabilecek olan veteran skill'ler var. Ben sıfır oyuncuymuş gibi elimden geldiği kadar oynamaya çalışacağım. Bu açıyatta ara geri kalanlarla oynayacağız. Crossbow'umuz, dueling pistol'umuz ve bir tane yeni bow'umuz var. Fahri Eregül abinin elinde. Bu durumda shooting power'ımız azalmış durumda. Fahri herhalde daha çok close combat yapmak zorunda kalacak. Onu shooter olarak kullanmak isterdim. Onu göreceğiz. En azından bow aldı eline. Bow da reload'u çok daha kolay olduğu için. En son çünkü Witch Hunter'larla dövüşürken problem oydu. Fahri Eregül'a ben bir yere gönderdik. Sonra oradan iki tane hero çıkınca karşımıza geri kaçtı. Geri kaçıp yüksek bir yere çıkıp crossbow aldı. Çok güzel bir örnekti. Oyuna yeni başlayan insanlar için de crossbow'un reload'unun ne kadar pahalı olduğunu ve bunun bedelinin de ne kadar ağır olabileceğini. En son Witch Hunter'lara karşı yaptığımız dövüşte Fahri'nin içinde kaldığı kötü durum, saçma sapan. Fahri kendisi kalmadı. Fahri bir şey yapamadığı için biz kötü durumda kaldık. Ama o anda crossbow'un reload'unun pahalı olmasının, yani mavileri fazla harcayan reload'ların ne kadar tehlikeli şeyler olabileceğini, özellikle kriz anlarında, çok güzel bir demonstrasyonu oldu diye düşünüyorum. O yüzden güzel bir örnek oldu. Ben şimdi next day diyeceğim. 7 günümüz var. Ondan sonrasına bakacağım. Bir next day dedim ben. New hired swords are available. Boğaç Varvin Sayna'nın kafası acıyor. 2 günü var. Biz 2 gün boğaçsız şekilde göreve gideceğiz. Yeni bir şey yok. Değişen bir şey yok. Artık birkaç bölümdür gittiği için sanıyorum. Açılış tanıtım bölümü üstüne 4 mission oynandı sanıyorum. Tabii Skaven'larla dövüştük. Mercenary'lerle dövüştük. Şeylerle dövüştük. Witch Hunter'larla dövüştük. 3 mü 4 mü mission oynadık biz? Ona nereden bakılır? Şuradan mı bakılır? Burada mı bakılır? Onu da bilmiyorum. Açılışta söyledi şu kadar bölüm oynadık falan diye ama şu kadar mission'a çıktık diye. Arada başkasıyla dövüştüm. Ha, bu arada vampir kaldı dedim ama vampir ve kaos kaldı. Boğaç olmadığı anda dövüşeceğimiz iki adam da vampirle kaos olacak. Çünkü iki mission'a çıkacağız şimdi. Biri vampir, biri kaos olacak. Demek ki kim var? Skaven var, Mercenaries var, Sisters var. Tabii Sisters var, Witch Hunters var. Bunlarla dövüştük. Vampir ve kaos kaldı. Özellikle vampire karşı, vampirin kendisi yüzünden Boğaç'ın tüfeğini gerçekten isterdim. Çünkü vampir close combat'a girmek istemediğimiz bir yaratık. Ama olamayacak. Şimdi önümüzdeki mission'ların biri vampir, biri kaos olacak. Boğaç uyanık, doğru zamanda sakatlanıp vampirle kaosla siz dövüşün, çıkın gelin de sonrasını hallederiz dedi resmen. Şimdi bakalım efendim. Campaign bölümüne geldim. 3 tane mission. River Rats hala brutal. Çünkü boğaç yok. Boğaç varken bu hard'dı. Çünkü boğaç varken ratingimiz 519'dan daha yüksek oluyor tabi. Boğaç geri geldiğinde normala düşecektir. Normal olmadı. Hele ki yeni oyuncuların normal olmadan, yani ratinglerini yeterince yükseltmeden, normala getirmeden story mission'ları denememelerini öneririm. Denemelerini önermem, öyle diyeyim. 2 tane Wearstone Rush, 1 tane Captured Flag görüyorum. Hard, deadly, hard diyor. Hemen scout yolluyorum. Yine başımız belada. Hard. Ya bu bela bitmiyor. Bu hard meselesi. En son bir günü boş geçmem gerekmişti. Deadly deadly brutal brutal çıkmıştı. Yani hard'a gitmek, tüfekçimiz yok bir de. Tamam, onlar da eksikler ama
Good Wheelstone Rush'ı da yapmak çok zor. Hele ki eksik adamla daha da zor. Çünkü Good Wheelstone Rush demek ortalıkta 25 tane Wheelstone var demek. 13 tane toplamaya adam sayım zaten azken iyice saçma. Dediğim gibi daha önceki görevlerde anlatmıştım. Wheelstone Rush'ları, XP almak için yaptığım Wheelstone Rush'ları şeyde yapmak isterim. Az miktarda Wheelstone varsa isterim ki quest'i yapabileyim. Tabii şu anda XP'den XP kadar şey de istiyorum. Wheelstone da istiyorum ve bunların ikisinde de birisi building'lere girmiş, birisi Tide Aramzes Wagon. Bu üçe bölünmece meselesi burada da var. Ya ben biraz daha para harcayacağım, çaresizim ama yine kötü bir zar gelirse normal bir şey geldi. Buna gideceğiz belli ki. Neo Capture the Flag peki. Birisi vagonunda, diğeri üçe bölünmüş durumda. Capture the Flag. Peki bir oynayalım. Average Wheelstone demek bir iki tane sağlam shard çıkarabiliriz demek. Peki o da lazım çünkü ihtiyacımız da var ona. Adam sayın aslında 3'e bölünmek dert değil diyorsun. Doğru ama 5 kişiyim. 3'e bölündüğüm zaman 1 kişi tek kalacak bir yerde. Şimdi buna gideceğim. Normal olan bu. Düzgün 1-2 şart geçirebilirseniz hele iyi olur. Sonra da vagonda başlayan mı biziz, 3'e bölünen mi bizize bağlı olarak yine Capture the Flag yapmaya çalışacağız tabii. Capture the Flag'i en son mission'da chat fark etmişti. Flag'i almak yetmiyor. Flag'i alınca adamların paniği düşüyor. Yani leadership'leri düşüyor ve çatışma bitiyor ama XP'yi almak için flag'i bizim sandığa geri getirmek gerekiyormuş. Ben de bunu unutmuşum. Yani Capture the Flag'in moral tarafı capture ettiğimiz anda geçerli. Ama bize vereceği experience tarafı bizim sandığa geri gelinceye kadar gelmiyormuş meğersem. Bunu da unutmamak lazım. Peki çok çaremiz yok zaten. Daha fazla para harcamak istemiyorum. 1.5'a bölünüyorsun diyorsun. 5 kişiysen. Doğru. Yapacak bir şey yok. 2 gün bu aç yatıyor. Capture the Flag 3'e ne şekilde bölecek? Bizim bu Nedim Cem Monprince'den de adamlarını bölmeyi pek bilmiyor açıkçası. Bunu artık öğrendik hepimiz. Yok yine biz bölündük. A secret cache of equipment in the area. Deploy patrols. Bayılıyor Nedim Cem Monprince'den. Aman bir yere erken gideyim, hemen orada adamları bölünüp bekleyeyim. Sonra adamlarını bölmeyi beceremiyor. Şimdi vampir çıkacak karşımıza. Adamlar ne durumda? Demişti. Vagonlarının çevresindeler demişti. Yani hem de oradalar. En azından çalan müzik vampir müziği. A new round has started. Bunu da hatırlamış olman bayağı şaşırtıcı. Vampir müziği çalıyor. Evet, vampir arabası da burada. Bone Takers demiş. Biz de buradayız efendim. Üçe nasıl böldün bunu? Bak şuraya yine göndermiş Ruhi. Allah'ım yarabbim. Ruhi tek başına. Ruhi yapabileceğin şey gerçekten şu malikaneden bize doğru koşmaktır. Burada da manyak kendi gitmiş. Ben orada tek başıma uzakta dururum demiş. Şimdi bayrağı çalıp bize geri getirebilecek olan gerçekçi olarak tek adamın Fahri. Bir tek Fahri bu işi başarabilir. Yanında iki tane de henchman almış. Şimdi henchmanlerimiz bizim fena değiller ama vampirin karşısında tabii ki şansları yok. Dolayısıyla da şöyle bir plan yapmak lazım. Bir kere şurada çok Wheelstone var. Daha çok Wheelstone var. Yalnız onların da arabası burada. Bu herif Nedim Cem Monprince'den gelip buradan Wheelstone çalmaya kalkarsa tek başına yakalanır. Yakalanır gerçekten. Ondan sonra rezalet çıkar. Herifler buradalar. Bir move burada, ikinci move charge yani bu şu durumda. Benim de heavy armor'um falan var. Ben Wheelstone almaya çalışmasam bile yakalanabilirim. O yüzden Monprince'ni bu stadyumun dışından doğru getireceğim. Belki buradan Wheelstone almaya çalışırım ama içeri girmeyeceğim. Şöyle dolanıp geleceğim. Bizimkileri de buraya geleceğim. Ettik 4 kişi. Onlar 5 kişi. Ve shooter'ımız yok. Yani bir shooter'ımız yaralı, biri de oyun dışı. Mükemmel oldu gerçekten. Yani vampir gengiyle yumruk tekme adlı. Vampirle görüşme deyip duruyorum ama görüşüyorlar. Fahri'yi bu çatışmadan ayıramayacağım. Yani bu çatışma başlayacak. Ben bu görevi yapmam pek kolay değil. Yani şeyi yapmak, bayrağı almak çok kolay değil. Çünkü çatışma başladıktan sonra artık şurada bir bölgede, şu bölgede tahmin ediyorum ki harala gülele gümbara bumbara derken bir tek ihtimal
hiçbir işe yaramaması. Yani şimdi 5 tane maviyle Ruhi'nin gelip bunu alması, ondan sonra da bizim oraya kadar koşması filan çok kolay bir şey değil. Ama Ruhi buraya doğru gel. Peki tamam, gel şu sokaktan böyle gel. Birisi seni görürse tak peşine kaç, ne yapayım. Görmezse de buralara filan girme bak. Şu Wilsonların gazına gelme. Burada seni kıstırırlarsa kaçamazsın. Şu sokaktan gel. Kaçman gerekirse hemen malikanenin arkasından kaç. Peşine adam takmış olursun. Monprinzen, sen de stadyumun dışından böyle gel. Siz de en elinizden gelen bütün hızla şu bölgeye gelin. Ondan sonra zar atmamız gerekecek. Biraz zara bakan bir hikaye olacak. Biraz zara bakan bir hikaye olacak gerçekten. Buluşma noktamız... İşte burası, çok nokta yok yani. Burası buluşma noktamız. Güneybatı, evet. Faricim, hadi bakalım. Buralarda... Biraz scouting yapmanı istiyorum. Tuzağa muzağa basmadan şöyle gel. Şu... Oo, herkesi gördüm. Orada bir tane shard, iki tane shard görüyorum şu taraftan. Burada. Monprinzen yoldan gelirken alırım dediği yerde iki tane shard var en azından. Onlar güzel. Bu herifler arabaları orada, arabanın çevresinde. Vampirin kendisini görmüyorum ama bir zombi, bir gaul, bir de hero'larını görüyorum. Bu şeyi kullanmamız gerekecek. Oy, fena fikir değil. Keşke shoot edebilseydik. Hala edebiliriz. Arkadaki şu parmaklığı değerlendirmenin bir yolunu bulup shoot ederek. Evet. Kimde shooting var? Orada tabanca var. Gökhan'ın elinde. Şeyde galiba ranged weapon yok Burçin'de. Bu herifte de bow var. Sanıyorum bu plana devam edeceğiz. Monprinzen gelirken şu shardları alacak. Biz de burada bu arada şey yapacağız. Shooting. Yine önde mümkünse tabii Fahri kalsın. Rich weapon nasıl yapılıyor? İki kırmızıyla mı? Şey, iki maviyle mi? İki maviymiş. Burada herhalde başıma bir şey gelmez. Switch weapon. Yaya geç. Overwatch'a geç. Fahri'yi o tarafa ulaştırmam, o arabaya ulaştırmam falan gerçekten çok zor. Burun burunayız caddede adamlarla yani. Araba da arkalarında heriflerin. Peki. Gökhan Dayar Shaft. Ya şuradan şu panik terör şeylerine bonus ama iki turn sürüyor. Ondan sonra da zamanı geldiğinde yetmeyecek. Gökhan sen de gel abi buraya. Ve tabancana geç. Overwatch yapamayacaksın tabi. End turn. Bu parmaklığı değerlendirmek. Shoot etmemiz lazım. Bir şekilde shoot etmemiz lazım. Senin range weapon'ın olmaması lazım. Yok. Senin heavy armor'ın da henüz yok. Bu hiç hoş değil. Ama madem range weapon'ın yok Burçin'cim. Geldi herif. Bu, vampirin kendisi mi o? Burada adam gördüm. Yo, hero. Kalkanlı bir hero. Kalkanlı bir hero. Acaba vampir nerede? Bir de ikinci bir gaul var galiba. Vampirin kendisi gelene kadar hero'yu indirebilsek bu vampir herhalde. Heavy armor'ı var sanıyorum. O yüzden 39'da oynuyayım. Buralara girmiş olduğunu tahmin ediyorum vampirin. Şunları alıp bizim üstümüze yüklenmeyi düşünüyor. En azından karşısına Monprinzen çıkar. O da bir şeydir. Ben şimdi bizim çocuklara doğru koşuyorum. Şu kırmızı şey, şu yeşilleri gördü. İçeride koca bir cluster görüyorum. Yanında da shardlar görüyorum. Bayağı iyi bir son var içeride. Neresi orası? İlerisi, şurası. Şurada çok güzel bir son var. Yani gerçekten içeriye gelsene cicim der gibi bir son var orada. Onun yerine sen buradan ambuş yap. Yukarıya karşı da, şu kapıya karşı da. Ambuş yap. Bir de heavy armor var. Armor proficiency de yok. Evet Ruhi'cim, senden isteyeceğim şey de sokak boyunca gel. Vampirin yerini bir kere bulun bana abi. Vampir nerede?
görünmüyor. Dengage edebilecek şekilde ol yakalanırsan. Burada Overwatch'unu yap bakalım şöyle. Seni arabaya götürme çılgın. Ya hepsi üstümüze gelirse götürürüm arabaya. A new round has started. Şimdi gelelim buraya. Burada artık o arkadan gelen bir zombi mi? Zombi. Gaul kenara açılıyor. Ruhiye doğru açılıyor. Peki. Bu herifin bana charge etmesini engelleyebilecek miyim ben? Move edip gelip burada charge edebilir mi? Bir kere ok atayım ben Overwatch kılsmak yerine. Ok atayım. Atamıyorum ki bu kadar yaklaşınca. Bu kadar yaklaşmak istemiyorum ben. Peki o zaman Burçin benim ölümü mü koruyacak hero'ya karşı? Onu da bilmiyorum. Ya Overwatch için değer mi bu yaptığım harekete? İlk plana sadık kal. O zaman gir içeri abi. Buradan attım ve önümdeki parmaklığı vurdum falan diyeceksin değil mi? Kesin öyle şeyler olacak. Beni deli edeceksin. Bakalım. Şuradan Overwatch'unu yap. En azından bir controlled bir environment'ımız olsun. Gökhan daha yer shaft. Senden daha ben şey istiyorum. Yerlere dikkat. Şuradan Monprinz'den geliyor. Daha gelecek. Gelecek de göreceğiz. Buradan sen de Overwatch'unu yap abi. Bakalım bu parmaklık meselesi ne olacak ya? Jonathan Ungur geldi. Overwatch. Ve vurduk. Güzel vurulabiliyor. Bir de mavilerini kesiyoruz ya. Çok güzel. Mavileri yarım kesiyor olmanın da artısı var bu arada. Yok değil. Almış. Bu Overwatch'un öyle bir artısı var. Mavileri kesmek gibi. Şimdi bu herif geldi. Ambush'tan. Heavy armor'u mu var? Ne o herif? Ne anlayabiliyorum. Buradan bir şey anlayabiliyor muyum? Poison resistant. Antitoksin içmiş. Başka bir şey anlayamıyorum. Bu ambush'u yemek istemiyorum. O yüzden şöyle bir şey yapıp ben sana burada ambushlayıp bir sürü daha shoot edeceğim sana. İnşallah. Başka bir çare gelmiyor aklıma parmaklığı böyle değerlendirmek. En azından bir tactical positioning'dir. Kalkanı yok galiba bu herifin. Vampir nerede? İşte burada neredeyse şimdi oynuyor. Bu mu vampir? Yok, Gaul bu. Piotr geliyor. İki Gaul, bir zombi var. Tabii zaten bu kadar henchman'i var. Kendisini göremedik sadece. Kendisini göremedik. Kendisinin burada olduğuna bayağı emin gibiyim ben. Devam edelim. Buradan biraz açıktan geçelim daha bir. Var mı vampirin görüşüne gelen? Yok. Bunları alacağım. Kötü bir fikir olabilir ama alacağım. Bana doğru çekilin bari ya. Ben eğer çok kötü bir şey girerse başıma birkaç... Bu ne acaba? Melee resistance. Bah, aferin, tebrik ediyorum. Bana vurmaları kolaylaşsın çünkü tek meleci olarak. Bu ne? İki tane negatif. Pozitif alsa olmaz değil mi? Oh. Ben bittim. Bana doğru gelin. Ambush edemem. Melee resistance düştü. Tough'ınız düştü. Ben perişanım ya. O herif bana doğru gelmeye karar verirse. Hero. Ambush stance hiç geçmeyeceğim. Geçeceğim. Çünkü yani zaten edemem ya ambush. Bu moment'ta nereye ambush ediyorum? Bir şey denk gelir, surprise ederim filan. Ben perişanım, bana yardım etmeniz lazım. Aa orada vampir, o vampir işte. Evet, arabayı koruyor. İyi, en azından bayrağı alamasak bile vampiri gördü Ruhi, o güzel oldu. Şimdi Ruhi o vampir seni yakalarsa kaçamazsın bile yani. Onu söyleyeyim de. O yüzden gideyim şuna bir atarım, sonra kaçarım filan. Bunlar hikaye abi. Yalnız vampiri gözden kaçırmaman önemli. O yüzden buraya doğru girerek gelir seni burada yakalayıp charge eder mi? Edebilir. Buradan yukarı tırmanma imkanın yok ama bunlar çok sakat hareketler. Ruhi haberin olsun bak. Bu charge'ı yersin. Ya Allah yersin. O herif oradan buraya gelir bak. Charge'la birlikte gelir. O yüzden
Arkadan dolaşmaya çalışırsan da iyice irrelevant olacağım. Adam yol boyunca koşacak ondan sonra. Arkadan dolaşmaya çalışılabiliyor mu ya? Hiçbir şey yok. Gerçekten böyle dolaş. Yani ondan sonra da yanlış tarafta kalıyorum. Yani grubum güneye kaçıyor benim. Bu iyi bir fikir değil. Şu anda gerçekten Ruhi ile ne yapacağımı, Ruhi benim Kleinen'le. Bunların hepsi dediğim gibi Mon Prince'in adamlarını bölmeyi becerememesi yüzünden oluyor. Hep böyle oluyor. Yok abi, o vampirin üstüne de yürüyemeyeceğime göre seni korumamın tek yolu şöyle bir şey yapmak. Buralarda bir yerde seni tutacağım. Bu şarjı yemezsin diye umup overwatch yapacağım. Ve gelirse kaçmaya devam. Nasıl koşarak vampirden kaçamazsın ya, bakacağız. Şimdi Mon Prince'in perişan halde. İki round kazanmamız lazım ve geliyorlar. O iki roundu kazandıktan sonra da Mon Prince'in yakınında olmamız lazım. Yani biz burada duralım. O... Ya öyle olabilir gerçi. Burada arada bu çitte boşluk var mı acaba? Yani Mon Prince'in çitin bu tarafında değil de böyle dolaşarak. Monmouth'ı düşmedi ama zaten yavaş. Bir geldi. İki geldi. Çitin bu tarafında kalmaya devam etmek iyi fikir. Biz burada... Ben reload ettim, attım. Reload ettim, attım desem 3 harcadım mavi. Switch weapons yaptım. 2 mavi daha harcadım, dodge edemedim. Dodge edemedim. Benden sonra Gökhan oynayacak, sonra bu hero'ları oynuyor. Hero'larını ambush etmiş durumdayız Burçin'le. Reload ettim. Attım. Güzel. Şimdi reload edersem 2, switch edersem 2 daha, doca zaman kalmıyor. Ama ambuşa kalıyor. Yani ben kendim ambuş etmeyi tercih ederim tabii. O zaman reload etmeyeceğim. Switch weapons. Ambuşa kalıyor mu? Kalıyor herhalde, değil mi? 2 ile başlıyor hatamız. Evet. Burçin'in ambuşu yerine benim ambuşumu nasıl sağlarız? Yoksa şu anda Burçin atar ambuşu. Acaba böyle bir şey olur mu? Bunlardan birimizden biri charge edecek. Bakalım hangimizmiş. Gökhan senden tekrar reload. Shoot. Switch weapons dersem olur. Evet olur. Reload. Switch weapons yerine aim de edebilirim. Armor absorption layı 69 az. Bu adamın ballistik skill'i kaç ki? Şimdi bunu boşuna atmak yerine aim shot atsam. Sonra switch weapon artı girdim daha mümkün. Aim shot. Güzel. Artık hiçbir şey yapamıyoruz. Perception edeyim. Şöyle bir etrafa bakayım. Sıkse. Dikkatle etrafa baktım arkadaşlar. Burada bir adam var. Burada da Mon Prince'in tuzak var, haberin olsun. Prince'in bizi duyacak hali yok ya. Gel bakalım ne olacak. Kim geldi? Peki Fahri geldi. Çok güzel. Surprised. Güzel. Aman Fahri. Ya yeme işte ya. Surprise dedi adam. Back attack yok. Birini yemesene şunları. Şimdi o Gaul da gelecek çünkü. Vampir geliyor. Ne yapıyor? Ruhi mi kovalıyor? Şu hero'yu indirsek ya. Bir atak. Vurursam ölür. Başka zaman kalmayacak bunu abi. Hadi be. Aman be. Yapma be. Parry stance 24. Dodge stance 25. Parry stance diyeceğim. İçimden öyle geldi. Ellerindeki silahlar doge periye ne eksiltiyor falan da bilmiyorum ya. Geldi. En azından Burçin'e. Of. Double weapon'mış. Şunu vuraydın ya şu hero'ya be adam. Mon Prince'den neredesin? Allah aşkına neredesin ya? Bu da vuracak mı? Yok artık. Charge. Bir round mu kaldı? Abi gel ve gir. Yapacak bir şey yok.
Şu tuzak demişlerdi. Charge de demiyor ki. Eksiltme o zaman. Çünkü maviyle erişiyorsun. Eksiltme bari. Şu herifi indirmemiz lazım. Allah'ım. Ya Rabbim. Üç tane mi? İki tane 80. İşte bu oyunun brutalliği, hep sözünü ettiğim. Hiç acımaz. Hiç acımaz yani. Bir çantalarla dövüşürken 82, 82, 89, 89 kaçırmıştık. Direkt. Bir back hatam var hala. Hala bir back hatam var orada. Vampir nerede? Ya ilk... Acayip. O mu vampir? Orada birini gördüm. Orada duruyor. Vallahi ben buralarda kalarak iki adamı oyun dışı bırakıyorum ki bu fena bir iş değil şu anda yaptığım. Yalnız o charge'ı yememem gerekiyor. Ama iki adamı şu anda oyalayarak az buz iş yapmıyor Ruhi. Overwatch. Disengage edebiliyor. A new round has started. Bana bak. Al ulan. Ya oğlum. Kaç o? 87'yi 90 attı diyor. 80 80 87 olduk. İnanılır gibi değil attığımız zarlar. Reload değil ama switch weapons'la herhalde giriyoruz artık, evet. Switch weapons. Şu gaula gel gir abi işte. Dodge açamayacaksın. Açma. Açıp açamayacaksın. Olmayacak herhalde, yetmez, yetmeyecek. Gel. İyi bari, iyi bari. Bu crit önemli. Bu herifler undead. Yalnız kaldım, malnız kaldım panikleri yaşamazlar. Disengage etmeye falan hiç gerek yok. End turn. Benim kaç hit point'im kalmış? 77. Bir vuruşta ölmem herhalde. Hadi abi, hadi abi. 44 daha. 87'yi 1.60 hit chance. Dodge mu peri mi? Tekrar peri deneyeceğim. Bu great weapon'ların dodge edilmesi mi kolaydı? Bak böyle kurallar var bu oyunda. Onu bir hatırlayayım ben. Galiba great weapon'ın dodge'u kolay. Dodge, Allah! Von Karstein'ı vurdum. Ha bana geldi. Peri fail. Karstein geliyor. Kalktı bu herif. Karşıdan geliyor. Reload edersem 3 dotla ve atış edersem karşıdan üstüme üstüme gelir mi acaba ya? Bilmiyorum da ben şu... Ben kimle dövüşüyorum? Charge bu, pardon. Bu herifin üstünde ne var? Şeyin geçti, debufflar geçti. Neyse, sword, bilmem ne, şu, bu. Buna hiçbirine çok ihtiyaç yok. Ben şuraya karşı peri edebilen kişi olmak olarak bu kombata girip... Dodge fail, o iyi de oldu. Bir daha söyle. Peri stance. Şimdi Ruhi ne yapacak? 3 reload. Herif karşıda duruyor, karşıdan. Ama ateş etmezsem öbür tarafa gidiyor. Ya peki ben gerçekten bunların arabasına doğru gitmeye çalışsam karşıdan bana doğru gelir mi? Ya reload edip ateş etmek, gerçekten ateş edip geri kaçabilirim. Şu anda burada ateş edebiliyorum ben belli ki. Ya vampiri burada tutma, hani arabaya gidemiyorum. Gidemiyorum. Arada vampir var abi. Şaka değil ki. Hani arada bekleyen adam Gaul değil ki. Reload. %66. Shoot. Allah be. Yürü be Ruhi. Şöyle göbekten atışla. Çekil oradan. Çekil oradan.
Geliyorsa bari hani yine charge eder o sana da disengage olmaya çalışırım. 121 hit point. Terör merör. Ruhi resmen vampirin önüne yem yaptık ya. A new round has started. Yeter mi artık? Launch fail. Yeter mi artık? Eninde sonunda tabii istatistik duruyor kendine ama işte nerede tutmadığı o kadar önemli ki. Benim eski oyuncularımdan Fırat İnceoğlu'nun lafıdır D&D ile ilgili. Abi kılıcın attığı tuhitlerle önemli mi NPC'ye atılan bir tavlama zarı ya da bir kritik stealth zarı arasındaki fark aynı istatistik değil. Çok da doğru tabii. Dodge. Nerede tutmadığı çok önemli onun yani. Burçin. 42 vurursan iniyor. Burçin vurursan iniyor. Ne kadar kaldı? 27 bölün 6. Yani zombileri kaybettim diye kafası bozulmuyor ki. Burçin senin artık gerçekten geride durman lazım abi. Sana da bir şey lazım. Şöyle ki hammer'ı da sana da bir shooting silahı lazım. Bu hale geldikten sonra ben seni ancak geriye alabiliyorum ve şu anda kötü oluyor yani bu. Yine de burada bir yerde kal. Gerektiğinde sokarım ama elinde bir tabanca, bir crossbow, bir şey olması lazım. Parmaklığı fena kullanmadık. Monk'un üzerinde parmaklığını düşündüm. Geliyor mu karşıdan nerede? Kaybettim. Vampiri gözden kaybettim. O kadar kötü bir cümle ki. Ha, buldu tekrar. Yani gerçekten vampiri gözden kaybettim diyen adam hoş bir durumda değil. Gökhan daha yaşaft. Hadi be abi. %81. Güzel. Panik atmaya baş. Haydi be. Bu nasıl bir dakika şimdi? Yok, atmaya başladılar. 16'ya düştüler. 17'de atıyorlar. Panik atmaya başlıyorlar. Vampirin inine gece dalalım, evet. Daha kötüsü o. Vampirin inine gece dalalım. Geç şimdi yola çıkarsak vampirin lair'ında gece yarısı oluruz. Vampiri gözden kaybettim. Ya da al bunu, beğendin sen. Great weapon mu, great sword mu? Seçim yaparsın. Bunların hepsi çok tehlikeli cümleler. Bu herifler panik atmaya başladı. Quest'i yapacak halimiz kalmadı. Ama şuradaki o kocaman cluster'da gözüm benim. Tuttururlarsa paniği. Burçin gidip, Burçin oraya gidebiliyor mu bilmiyorum ama. Benim elimde bayağı bir movement point var şu anda. Buradan oraya gidiliyor mu lan? İşte Mordheim açgözlülüğü. Oyunu yeni başlayanlar bu açgözlülüğü not etsinler. Bu açgözlülük izinden gidip o Gaul'dan charge yiyip kazandığımız çatışmada adam kaybetmek fıtratında var oyunun. Çünkü hiçbir yere kaçamıyorum. O Gaul gelip dümdüz bana charge eder. Kaçarlarsa tamam, kaç. Kaçmazlarsa o içeriye nereden giriliyor ya? Girişte görmedim ha. Kapılar da kapalı, iyi mi? Neyse, bu doğru hareket. Bu Mordheim adamının yapacağı harekettir. Geldi bana charge etti. Arkam açık, disengage ettim. İnşallah. Ya da Monprin Burçin'e oğlum o nasıl bir movement'mış? Bu da ders olmalı. Ne yapacaktım Burçin'i bilmiyorum. İyice köşeye mi sokacaktım? Yuh. Çok yazık olur Burçin'e bir şey olursa ya. Hay Allah ya. Hay Allah ya. Ben charge edeceğim buna cevaben. %50 demiş. Çok yazık. Burçin'in üzerinde şey mi vardı? Bir stone'lar mı vardı? Vampiri gözden kaybetmiştim en son. Hala göremiyorum.
gözden kayıp gerçekten. Oğlum burada bir yerde o vampir var. Abi ne yazık oldu Burçin'e. Reload. Ben korkuyorum abi. Vampirin arabasına gitmeye. Ben burada Overwatch. Çok yazık oldu be. A new round has started. Vampirin yerinden emin miyiz? Eminiz galiba. Yine gördük galiba. Buraya girerse birimiz vampir o herifi tanır. Bir deneyeceğim yine de. Nerede bu taşlar? Oğlum nereye gidiyorsun lan? Fikirsiz herif ya. Ne bu scout bir de ha? Grubun scout'u bu. Şu taraf herhalde. Bu taraf değil abi. Vampire doğru. Bak karşıda görünüyor vampir. Oraya doğru gideceksin. Gerçekten vampire doğru ya. Yer miyim o ambuşu ben? Şurada da tuzak var. Ona basıp. Oğlum burada o vampir seni kız. Buna geçit yokmuş. Tuzağa basma. Fahri tuzağa basma. Nerede o tuzak? Bu yanındayım. İçeri gitmenin bir yolu. Climb. Athletics expert. Ambush vampir gelirse, gelmezse şey. Ben çünkü bayağı uzakta kaldım. Yine de sen de git abi. Buradan çıkış. Böyle bir çıkış var. İşte burası en güzel yeri şu anda, cücüklü yeri. Gidersem alabiliyorum. Sonra vampir oynuyor. İki move'umla giderim, alırım. Vampir gelir, onları benden alır. Hiçbir şey yapamam, mavim bile yok. 1-6'da beni öldürebilir mi vampir? Acaba beni öldürebilir mi vampir? Abi ama Mordheim böyle oynanır diyeceğim. Öyle değil, bari adam gibi al da ölüyorsan değilsin. Ha Gökhan'cım, Cluster'ı al. Great Hammer'ı sen bırakırsın herhalde de. Oğlum resmen göz göre göre spell casting zorlaştı. Tamam, çok yaptığım bir şey değil. Great Hammer'la bunu swap et. Nasıl switch ediliyor? Ha edilmiyor. Çünkü burası normal scavenge noktalarında switch ediliyor ama Weirdstone slotlarına Great Hammer'ı oraya sokmak zor. Weirdstone noktasıysa özellikle, scavenge noktası değilse şey yapamıyoruz. Oraya item bırakamıyorum. Bakalım. İki tane. Shoot, aim, spell casting. Bir tane daha. O ne? Onu bilmiyorum. Abi ambush. Bari weapon skill'i düşürürüm. Vampir şuradan çıkarsan. Allah. Burçin düştü ya. Arkam dönük beklemek çok güzel vampiri böyle. Ben bu sahneyi, bu kadrajı sevdim. Gelmedi vampir. Back attack. Anladım. Şimdi vampir gelip Mon Prince'ini indirirse aşağı. Nerede vampir? Kaybettik. Ha, geliyor. Bana doğru geliyor bu vampir ha. Yalnız farkında mısınız? Hani birisi de bana yardım etse de şu hikayeyi bitirsek diyorum. Tamam, bir gavulla başa çıkıyorum ama. Ruhi koş. Yani bunu almaya çalışmak çok anlamlı değil. Çünkü yani onu alıp ben arabama dönene kadar bu oyun 3 kere biter. G
Gerçekten öyle. Üç kere biter. O yüzden onun yerine bir tane daha atış matış bir şey yapmaya çalışayım ben. Ay kırmızı yaprak uçtu üstüme. Ödümü kopardı. Nerede bu herifler? Daha var. Buradan filan birini görebilir miyim? Yani görürsen atarsın. Ya Burçin çok yazık olur şimdi bir şey olursa Burçin'e. Aferin geldin buraya. Şimdi önünde vampir çıktı bir de oraya gidemiyorsun da. Yerde de Gökhan bekliyor. Bayağı iyi başardık ya bu hali. Bu hale getirmeyi kendimizi. Gerçekten geleneksel Mordheim açgözlülüğüyle kendimizi güzel bir durumda bıraktık. Aşağıda vampir var biliyorsun değil mi? Ok atayım. Bir dakika. Ok atayım ben. Ok atayım ben. Reload'um yokmuş. Allah. 51. 4 artıya mis. Oğlum buradan verirsek geliyor. Geliyor Fahri. Ya. Ya, yaralısın bir de değil mi? Ya. Ben şu gavla ok atayım filan. Oh. Buradan çıkış da yok. Abi Fahri'yi bırak. Sen zaten alacağını aldın. Fahri'yi bırak. Yetişmeye çalış hikayeye. Yanlış yerden mi çıktın lan? Bu taraftan çıkış yok ki. Şurası kapalı demişti Fahri. Ben herifle arabasına geldim bu arada ya. Yani artık panik çeklerini attırtmaya çalışıyorum. Herhalde arabalarına gidip panik çek attırsam daha iyi olacak. Gidip kimseye vuramayacağım çünkü ben. Abi tutturuyorlar panik çeki ya. Aha peri. Back attack. Oh. Çağlar'ın söylediği ikinci not da buydu. Onu söyledim Çağlar'cığım bu arada. O hatırlatmanı yaptım. Back attack meselesi. Back attack nasıl yapılır ve bizim captain'ımız iyi back attack yapan bir adamdır meselesini. Şey yaptım. Abi paniklemen lazım. Bir tek vampir kaldı değil mi? Hani herif şimdi vampir olarak çok haksız da değil. E tamam abi zaten nedir ki? Ben mesele benim diyor yani. Ben oraya tırmanmam falan benim mümkün değil. Fahriye yardımcı olmak falan. Oha Boğaç gelmiş. Boğaç hoş ki 57 at bunu. Tutturdu. Boğaç hoş geldin abi. Senin karakterinin kafadan yaralandığı gün gelmiş olmadı ki. Terör testi atıyorum. Atıyorum. Oğlum bu herif beni paralar lan. Şuradan filan charge edemiyorum. Terör test. Fail. Ben belaya girdim ben de yani hani. Ama en azından... Ama en azından... Flea değil de... Ruhi. Şu vampiri vurabilecek bir yere abi. Doğru yerde misin sen? Bak Ruhi hiç yönünü mününü şaşırıyor mu sizin gibi? Ama uzakta kaldı çocuk tabii. O vampirin göreceğim bir açı. Zor. Buradan değil. Aradan bir yerden içeri girmek lazım. Şuradan filan içeri girmek lazım. Ha orada, oradayız işte ama vampiri ben buradan acaba nasıl göreceğim? Biz karşıda dövüşüyoruz da. A new round has started. Terror test fail. Switch weapons yaparsam dodge edemiyorum. Abi dodge. Bu herifin zar atmasını istiyorum ben artık. Zar atmaya çalışıyorum. Dodge. Vallahi dayağı yiyip öleceğiz ya bir vampirin karşısında. Gökhan Davyer Shaft. Git abi şuraya. Pillage enemy card. Paralarını çal vampirin. 8 Great Hammer. Ya boş ver Great Hammer. 8 gold daha iyi. Bu vampir şimdi de kaçmazsa eğer.
12. Koyu 8 oldu geri abi. Yani bu Mordheim başkız aldın mı? Ha, idolü tuhaf bu herifin, bayrak gibi değil. Stil idol. Von Karstein. İdolü alınca dayanamadı Karstein. E Burçin'e ne oldu? Yazık olmadı mı şimdi? Ya bu çocuk ölürse? O nasıl bir dönü falsolu charge'dı Gaul'un yaptığı ya? Çok yazık olur. Çok yazık olur. Peki, reward. Takım reward'lar verdi. Bu bir cluster, 3 şart, bir de random geldi. 4 şart bari. İyi bir stone topladık. İyiysem. Objektifi yapamadık yine. Ya yaptık da bir de bizim... Ya bu bir mission kolay bir mission değil. Bu al kolay, gidip alıyorsun bayrağı, sonra bizim arabaya kadar bayrağı geri getir meselesi kolay değil. Nedim Can Monprinz'den şey, most valuable. Ona itirazım yok tabi. Ama Burçin'in düşmüş olması, Boğaç kaç el yatacaktı? 2 gün yatacaktı kafadan darbeye. Burçin bari ölmesin ya. Burçin when bari ölmesin ya. How you decimated the çünkü enemy, çok yazık. He will be as pleased as a halfling in a pie shop. He döndü, döndü, döndü etrafımızda. Dört XP aldım. Bir physical advancement diyorsun. Ona bakacağız şimdi. 3 aldım. Bir physical. Güzel tabi de. Burçin'e ne oldu? Burçin'e. Ruhi Venin Kleinen. Mental advancement. Peki. 3 gün. Toughness-1. Tankımda toughness-1 yedim. Boğaç'ta intelligence-1 yemiştik. Oh hadi, çok bir problem değil Boğaç'ın intelligence'ı ama. Tankımda toughness-1 hiç hoş olmadı. Tank build'ım nasıl benim şimdi? Toughness 12'ye kadar gitsin istiyor. Bu şartlarda gidebiliyor muyum? Gidemiyorum. Bozuldu herifin build'ı yani. Bu da güzel bir derstir. Oyunu yeni oynayacak olan insanlara. Adamın build'ı bozuldu. Toughness'ı 12'ye götürerek her ne yapmak istiyorduysam mümkün olmayacak. Arada bir yerde herife toughness arttırmak. Bir şeyler yapmak gerekecek. Even after recovery, this would leave the warrior beacons. Böyle şeyler mümkün. Madem tutorial ve guide yapıyoruz. 12 ile capliymiş tatlısı. Ve gerçekten de 12'ye kadar strength'i 6 yap, sonra 12'ye kadar tatlısı götür diyor build. Götüremiyorsan da götüremiyorsun. O zaman atıyorum resilient'ımı alamayacak. Bir şeyleri alamayacak. Büyük bir ihtimalle alamayacak. Göreceğiz, belki alır. Ama tatlısı 12'ye götüremeyecek Burçin artık. Onu biliyoruz. Bir level aldı. 3 gün yatacağım. Boğaç 2 gündü. Bir gün daha uzadı. Bu sefer Boğaç geri gelecek. Burçin bu şekilde taklalar atarak hiçbir zaman sıçanların yanına gidemeyeceğiz. Neyse, ölmediğine dua edelim. Göğsüne göğsüne vurdu demek. Çok da iyi dövüşüyordu çocuk. Next. Gökhan Dağoyer Shaft. Bir kişi indirdim. Bir physical aldım. Çok güzel tabii de. New warriors are available. Yeni warrior hero slot. Your warband is getting stronger. Şimdi çok garip bir durum oluştu. Bunu anlatmam lazım. Çünkü useless hero'm var almam gereken. Warlock adı verilen. Dergün üşeni alacağım ama orası biraz çok omellidir şeyde. Mercenaries bandinde. Benim şu anda Burçin de Boğaç'ta yatıyorlar. Biz 4 kişi kaldık. 4 kişi kaldık gerçekten. Mission'a çıkmaya yeter 4 kişi bu arada. Şöyle ki... Sorcerer, ne adı onun? Warlock, efendim... Yani var oyunda, çok güçlü, en güçlü hero'larımızdan birisi değil. Ve oyunun başında gerçekten anlamsız. Çünkü... Açılış spell'i çok anlamlı değil. Açılış spell'i Blinding Light diye bir şey. Çok anlamlı değil demeyeyim. Anlamlı. Etrafındaki herkesi, ama biz de dahil herkese, problem yaratan bir spell'dir. Dolayısıyla da levellemeden önce, aslında şöyle özetleyeyim. Warlock'un kerilenmesi lazım. İlk level'larda Warlock biraz kerilenmeli. Kerileyebilmek için de kendisine zaten bow vereceğiz demişim. Lightning diye bir damage şeyi var. Ne onun adı? Lightning spell'i var demek ki. Lightning spell'ini öğreninceye kadar bow taşısın ve bu herif ok atsın diyorum.
Sonra Blinding Light'ı masterlasın. Lightning Strike'ı alsın masterlasın. Curse of Rust'ı alsın masterlasın demiş. Birazcık level aldıktan sonra çalışan bir şeydir. Hero'dur kendisi ama. Şu anda zaten az adamım varken, gerçekten önemli adamlarım yaralıyken bu Warlock'u alıp Dergün İşeri alacağım ben. Alacağım ama Dergün İşeri alıp Hero'dan saydırıp, kötü olan o, Hero'dan saydırmak. Hero'dan saydırıp zaten adamım yok yanımda. Bir de benim Hero'm Warlock ama onun Hero'su atıyorum Youngblood ya da Chaos oynuyor değil mi? Mutant gelecek. Hero gibi hero, yani kerelenmesi gerekmeyen ciddi bir hero ile karşılaşırsa benim kerelenecek olan hero'm olmaz. Zaten adamamaz. Çok tehlikeli olur. Yeni başlayanlara da öğüt olsun. Warlock alınız istiyorsanız ama birkaç, yani ilk iki level'ında, bu da 3-4 mission demek, ok atan ve çok da iyi ok atmayan, kerelemeniz gereken bir karakter olacağını unutmayınız. İyi durumdayken Warlock'u grubunuza alınız veya story mission'a giderken plan alınız. En uygunu ilk 2-3 mission'da bu bizim gibi oynamayıp adam gibi secondary mission'ları becerip leveli gelince River Rats açıldığında River Rats'e Warlock'la gitmektir. En temiz açılış öyle olur Mercenaries için. Biz onu beceremedik. Sürünmeye devam ediyoruz. Bir hero slot. Ya tabii bu arada Warlock almak zorunda değilsiniz. Yeni başlayan insanlar. İkinci bir Youngblood aldım. Çok çok daha iyi bir fikir olabilir aslında. Ben Warlock alacağım bütün klasları göstermek için guide'da ama iki yani Youngblood çok güzel bir hero çünkü yani. Youngblood olabilir. İdol buff'ımız arttı. Kartımıza daha çok item koyabilir olduk. Yeni bir hero slot açıldı. İtemler geldi. Gold Crown'lar. Evet, Warlock'suz bitirdim. Eksikliğini hissetmedim. Bence de öyle. Warlock hani eğlenceli tabii spellcaster ama kerilemek gerekmesi başta sıkıntılı. Ona bunun ya onun yerine gelen iki hero slotu da Youngblood'da, Champion'da çok temiz, tatlı hero slotları. Ogre de sıkıntılıdır. Zamanı gelince anlatacağım. Ogre problemli bir şeydir. Alacağım Ogre göstermek için ama gelirse eğer, o kadar oynarsam campaign'i alacağım ama Ogre de sıkıntılı bir cluster. Eğer bu oyunu maksimum efficiency oynamak istiyorsa başlayan adam Youngblood ve Champion'lar ile oynasa daha etkili olur. Ama Ogre de Warlock'ta sahiden eğlencelidir. İşin de o tarafı var. Eğlenceli klaslardır yani. Bir cluster, iki fragment, dört shard. Biz bu arada bayağı bir topladık. Şunları ekle bakayım. 100 olduk. Bu güzel bari. 9 paraya şu treatment'ını, Burçin'in göğsündeki yarayı treat edelim. Adamlarımızın parasını ödeyelim. Baron'un parasını gönderelim. 100 olduk hazır. Şimdi orada kime ne vereceği silah falan meseleleri de var tabii. Bu arada dövüşebilenler öne çıksın lütfen. Dövüşemeyenler geriye gitsin. Kimle kimin yerini değiştirmek gerekiyor yani burada? Gökhan'la Burçin'in yerini değiştirmek gerekiyor. Dövüşenler önde. Yaralılar arkada. Hala kötü değil partimiz. 4 kişi için fena değil. 2 henchman, 2 hero. Hero'larımızın ikisi de makul. Henchmanlerden biri counter assault, biri shooter. Hani bu grup hala dövüşür 4 kişiyle. Mesela Wilson toplamaya gitmez ama çok güzel kelle avına gidebilir mesela. Karşı tarafın 4 kişisinden. Gerçi o zaman Lord öldürmemiz gerekecek. Kelle avında ne kadar henchman o kadar köfte tabii. Dövmesi kolay. Ama hala yani bu oyunun bu yönünü de aktarmış olayım. Bir handgunner, bir greatsword charger, bir tank captain, bir de versatile Youngblood. Biz şu anda makul bir partiyiz hala. 4 kişiyle de deploy olunabiliyor bu oyunda. Gideceğiz zaten. 2 mission'a daha gideceğiz belli ki. Bu arada patronumuza biz 100 vereceğim. 75 vermeyeceğim yapmışken. Birinci reputation'a da çıkalım bari vermişken. Tam 100 var elimde. Bir dahaki Wearstone request'i uzasın. Ha, burada şöyle bir trik vardır bu arada. Wearstone request'i hatırlamıyorum bunu mesela. Chat hatırlıyorsa söylesin. Wearstone request'i sonuna kadar beklersem ve son gün gönderirsem adama, bir dahaki için zaman kazanmış oluyor muyum yoksa? Galiba olamıyordum ya. Bekletip bekletip son gün göndermek anlamlı değildi. Sanki böyle bir şey hatırlıyorum. Oyunun mekanizması ile ilgili.
o iyi bir fikir değildi. Yani bir işe yaramıyordu diye hatırlıyorum. İşçinin hakkını vermek lazım. Hoş geldin Alp. Chat'ten o konuda bilgi bekliyorum. Çağlar bir şeyler yazıyor, o hatırlıyordur herhalde. Bekletmeye gerek yok. Request'ler sabit aralıkla geliyor, beklesen bile. Tamam, o zaman önceden yollamak iyi. Çünkü para gelecek karşılığında. Onun dışında gelecek olan daha uzun request aralığı iyi, tamam. 3 tane etrik focus verecek büyücümüz olabiliyor ama almayacağım şimdi büyücü. O bu sanıyorum concentration'la falan ilgili bir şey olsa gerek. Hatırlamıyorum etrik focus nedir ama etrik olduğuna göre büyücülü büyücüdür. Ben abi 100'ünü de yolluyorum ve 1. reputation'a çıkıyorum. Bunun tamamını yolla diye bir şey yok mu ya? Ukalalık etme, kaç tane bir stone var ki elinde diyor. 2 tane de cluster. 100 ediyoruz değil mi? Ha, 100 ediyoruz evet. 100 reputation, 1. level olacağız. 125 surplus payment gelecek. Normal payment'ın üstüne. Yani 300 para gelecek. Gönderiyorum. Bundan sonra daha önce bir kere değinmiştim. Yeri gelmişken bir daha söyleyeyim. Sadece Baron, Lightdorf Baron'una yollamamız gerekmiyor. Cleric kampına ya da Rogue kampına da yollayabiliyoruz. Ve Rogue kampı Çağlar da yazmıştı Guide'ın bana yolladığı yardımcı tekste. Yani biz çok balistik skill'di, işte yok bilmem neydi falan kullanan adamlar olduğumuz için Brigandsburg'a level almak da iyi bir fikir. Onu da mümkünse early almak iyi bir fikir. Çünkü skill'lerin training'ini ucuzlatmak olduğu için olayı, buraların verdiği şeyin. İlk skill'den itibaren tenzilata başlamak lazım. Gönderdim. You are becoming famous. You are becoming famous dedi oyun. Next shipment will arrive in 4 days. Paramız o zaman teslim edilecek. Sanıyorum. Paramız şu anda gelmedi çünkü. O zaman param gelmedi değil mi? Gelmedim. Bir dahaki shipment 4 gün sonra. Bir dahaki reputation 360 Willstone gönderdiğimiz zaman olacak. Ya yani mesela Brigandsburg'a 2. level olsak kısa zamanda ballistic skill'ler ne kadar iyi mesela yani. Grupta o kadar çok ballistic skill'ini yükselten adam var ki. Boğaç var, Ruhi var, Fahri Heraglaben var. Bunların üçü de ballistic skill yükseltiyorlar. Keza weapon skill, o da tabii Sigmar Saven'dan. Leadership, toughness, bu hoş değil. Ya hoş tabii de. Weapon skill burada geliyor. O yüzden bunu 3. level yapmak da çok zor bir şey. Ama Brigandsburg'da 2. level'da ballistic skill geliyor. Ben adamlarımın level'larını %10 ucuzlatacağım diyor ya. Şimdi değilse bile bir ara Brigandsburg'a 2. level olmak lazım. Zaten şu anda istersen ol, sen bilirsin yani. Shop'a ne zaman update olacak? Gün kaldı. Yani Burçin'i yataktan kaldırdığımız günlerde River Rats'e giderken Shop'a upgrade olacak. Bu 4 kişiyle ben dövüşmeye devam edeceğim. Bulduğum itemların içinden bu arada anlamlı bir şey var mıydı? Yoktu. Yoktu. Sele bakıyorum. Oil bomb. Mesela bu ilginç bir fikir. Yok, şunları satsan abi, armband. Gerçi bu belki Ogre'ye veriliyordur. Flail kimseye verilmiyor. Bunu sat. Shuriken kimseye verilmiyor. Bunu da sat. Sat. Armband. Herhalde Ogre'ye verilmiyor. Veriliyor mu bilmiyorum ya. Yoksa şeyin özellik... Aman sat gitsin, bir tane beyaz item kalabalık yaratmasın. 2 sword, 2 spear, clothing falan. Bunlar gerekir. Birisi düşüyor. Bak adam düşüyor. Albert'ı geri getirdi en azından. Albert'ı istese bulamayacağım şimdi herife yani. Asıl o adam tabii benden heavy armor istiyor. 3 gün sonra zaten yatıyorsun. Sen 3 gün dinlen abi. Ben bir heavy armor marketten sana ayarlamaya çalışacağım bu arada. Ruhi Gökhan. Ruhi, Gökhan, Fahri Ehre Gülaben ve Mont Prince'den kaldılar. Ben bu 4 kişiyle göreve giderim. Ben bu 4 kişiyle göreve giderim. Gitmem değil. Ama önce bir mola vereceğim. Çünkü bir yayınla ilgili bilmiyorum chat ne düşünüyor. Benim dudak senkronu da bir tuhaf görünüyor. Bir mola vereyim ben. Hem 2 dakika dinlenmiş olayım, hem teknik konulara bakayım. Sonra küçük küçük oyunlar için tekrar başına oturacağım.